Dostlar merhaba. Çok heyecanlı, güzel bir bölüm olacak. Eğlenceli olacak. Evet, bence eğlenceli. Bugün YouTube'a ekonomi içeriği çeken ekonomistleri değerlendireceğiz. Mustafa, hangisiyle başlamak istersin? Siz hepsini takip ediyorsunuz biliyorum. Başlığa da muhtemelen yazacağım. Hoş geldin Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş'la başlamak isterim. Tamam. Dün değil, önceki gün gördüm. YouTube'a içerik çekmeye başlamış. YouTube'daki çok büyük bir eksikliği dolduracağını düşündüğüm bir beyefendi, Haza beyefendi. Üst düzey bir akademisyen. İşini çok iyi biliyor. İlmine hakim. Bilme büyük önem veriyor. Matematiksel. Muhalif bir yapısı var. Sempatik. Anlatımı çok güzel. Olaylara çok hakim. Yani 10 üzerinden 9,5 veririm. Yarım puanı nereden kırdığımı da bilmiyorum yani. 10 vermemek için herhalde. Özgür hocam hoş geldin. Gerçekten gözlerimizin YouTube'da aradığı bir sima. Gelmesi çok iyi oldu. Benim seyredeceğim, gerçekten videolarının tamamını seyredeceğim iki isimden biri oldu. Uslubu nasıl? Harika. Anlatımı. Çok tatlı. Kimseyi kırmaz. Kimseyi üzmez. Sert değil. Agresifliği yok. Şu anlamda sordum aslında. Teknik mi? Halka mı? Temel mi teknik mi diye soruyorsun. Yani halkın anlayacağı dilden mi? Videolarında temel anlatıyor. Evet. Yani benim zaten takip ettiğim isimler genellikle temel analiz üzerine konuşan adamlar. O da temel analiz konuşuyor. Hani günlük al satçılar için şuradan alın şuradan satın gibi bir şeyi yok. Durumu yok. O genel olarak olayı anlatıyor. Dünyada ne görüyorsa onu anlatıyor. Özgür Demirtaş'ı bu arada şu anda ismini zikrediyorum. İnsanların gözünde oluşmuyor olabilir fotoğrafı. Özgür Demirtaş'ı isim olarak hatırlamıyorsanız bile o hani bir tane video var ya, muhakkak karşınıza çıkmıştır. Şak satarım bir 10 milyar dolar daha. Şak bir 10 milyar dolar daha. Orada karşıda oturup böyle gülen var ya. Sakin sakin. 10 milyar dolar şak kadar satarım. Arkadan bir 10 milyar daha satarım. 20. Yetmedi bir 10 daha satarım. Biter. Olmaz mı? Olur, niye olmasın? Buz gibi olur. Olmaz mı? Olmaz. o işte Özgür Demirtaş o. Harika. Ben az önce niye onu sordum? Hani dedim ya, seni bazen aldatıyorum, başka ekonomistleri de izliyorum diye. Hem bilgim olsun diye. Hem de nasıl anlatıyorlar diye. Tabii ki izleyeceksin diye. Abi. Ben zaten hani onların düzeyinde bir Özgür Demirtaş. Nerede? Ekonomist çoban nerede yani? Eyvallah ama sende sevdiğim, hani seni dinlemekten neden keyif aldığımı o zaman anladım. O kadar böyle herkesin anlayacağı bir dilden anlatıyorsun ki. Halk diline translate etmeye çalışıyorum, evet, çevirmeye çalışıyorum. Aynen böyle. Öyle. Yani belki o cümleyi çok daha teknik terimlerle anlatıp, evet, sıkatabilirsin, boğabilirsin ama... O zaman benim Bloomberg TV'de çıkıp anlatanlardan bir farkım var. Şimdi ama... Özgür Demirtaş'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim seyrettiğim ve seyredeceğim iki isimden bir tanesi. İkincisine geçeyim. Yüce insan. Atilla hocam, Atilla Yeşilada. Evet. Her videosunu izliyorum. Sıkmıyor. O da temel. O da muhteşem, engin bir bilgi denizinde ve buna hakim. Sempatik anlatıyor. Evet. Muhalif kişiliği var. Özgür Demirtaş da bu arada. Evet. Bir muhalif kişilik. Ama muhalifliğin bokunu çıkarmış adamlar değil bunlar. Yani dozunda, evet, kaleminde yapan adamlar. Ve işin gerçekten hakimi insanlar. Muhalifleri yanıma alayım da günde 200 bin izlenim derdinde bravo, değil. O dert değil. Oraya da geleceğiz. Şimdi Atilla Yeşiloda'yı zaten daha önce çok kez zikrettim. Bu işin gurusu, kompedanı, önde gideni, flama tutanı, yani ne dersen de, onun deyimiyle föş, namı diğer föş, benim deyimimle ulu manitu. Yani öyle bir adam. Zaten herkes de tanıyordur. Çok büyük bir kitleye de hitap, evet, ediyor. İkinci isim de bu. Hiç şüphesiz ve ısrarla öneririm bu iki ismi. Özgür Demirtaş ve Atilla Yeşilada. Tarihte İlber Ortaylı, ekonomide Atilla Yeşilada diyebilir miyiz? Şimdi yani hem bilim kulvarları farklı, hem yani İlber Ortaylı hakkında ya çok seviyorum ama orijinal fikirlerimi söylemeyeyim ya yani, ama tamam, aşağı yukarı benzetebiliriz, evet. Evet. Şimdi üçüncü sırada izlenmesini önerdiğim üçüncü isim. Murat Muratoğlu geliyor mu? Bravo, en eğlencelisi. Murat Muratoğlu.
Büyük çoğunluğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenler için de açıp bakabilirsiniz. Bu arada bu isimlerin hepsinin kanallarının linklerini açıklama bölümüne yazarız. Oradan da ulaşma şansınız olur böylelikle. Evet. Murat Muratoğlu benim çok sıkı bir takipçim. Ne kadar enteresan değil mi? Yani adamın 200 bin mi ne abonesi var. Ama benim büyük bir fanatiyim ve büyük bir hayranım. Neden? Çünkü benim çektiğim videoları bazen birkaç videomu feyz alıyor. Koy. Feyz alıyordan bir tık öte. Yani aynı video konusu, aynı içerik hemen hemen aynı başlıkla 2-3 gün sonra genellikle tutan ve iyi fikirlerle atılmış konuları alıyor. Onları işliyor, koyuyor. Kendisini çok seviyorum. Hakkım helaldir. Daha önce de söylemiştim. Yalnız bir yerde bir tık bir şeyler bahsetme abi. Yani senin benden bahsetmen sana bir şey kaybettirmeyecek. Yani gördüğün gibi seni bunu yapıyor olmana rağmen hala severek ve takdir ederek anıyorum. Şöyle, çok eğlenceli bir adam. Hasta Fenerbahçeli, aşırı muhalif. Seri konuşuyor. Videoları bütün nefes boşluklarına daha varıncaya kadar kesiyor. Arka arkaya yapıştırıyor. Makinalı tüfek gibi videolar üretiyor. Yani takip etmesi çok güç. Edebiliyorsan çok eğlenceli. İçine ironiler koyuyor. İçine küçük şakalar koyuyor. Kelime şakaları. Tabii tabii. Komedi tarafı da var ya. Var var, çok var. Zaten kendi karakteri de öyle bir adam. Şimdi ilk anlattığım iki isim seviyesine koyamam Murat Muratoğlu'nu. Yani onların ekonomistliği, onların uzmanlığı, onların akademisyenliği gibi bir durumu yok. Biraz muhalifliği ön planda olarak yapıyor bu işi. Dediğim gibi makinalı tüfek gibi çok eğlenceli, çok güzel ve çok doğruları söylüyor aslında. Onu da öneririm. Eğer takip etmekte güçlük çekmiyorsanız Murat Muratoğlu'nu da takip etmenizi öneririm açıkçası. Evet. Zaten ya da şöyle yapın. Beni takip ediyorsanız Murat Muratoğlu'nu takip etmenize de gerek yok. Zaten aynılarını çekiyorlar. Yok artık. Ya, tabii ki abartıyorum ama. Yani, Murat Hocam bak lütfen. Yani yapıyorsun tamam ama bir söyle ya, bir yerde bahset yani. Desteğe destek. Hayır, bir de YouTube'da şey değil. Hani biz bu insanlarla rakip değiliz. Aslında biz aynı ortama çeken insanlarız. Bir de ben zaten onlara rakip değilim. Okul var da değilim. Ben bir ekonomist değilim. Çatır çatır sana teorisini anlatacak adam değilim ki. Ben halka basite indirgeyip anlatmaya çalışan bir converter gibi bir adamım yani. Biraz oradan bilgim var. Biraz halktan bilgim var. Birleştirip anlatıyorum. Evet. Bu. Bir rekabet ortamı yok yani hocam. Bir yerde bir bahsediver. Kurban olayım ya. Bize de 2 gram hayrın olsun ya. Eyvallah. Ama izlemenizi şiddetli öneririm. Sevgili Murat Muratoğlu bitti mi? Son bir ricam var. Kendisi videolara bakıp bizden ufak feyizler alıyor, ara sıra yapıyor ya. Daha önce bir videoda da belirtmiştim. Kendisinden lütfen kenevir videosunda olduğu gibi buğday videosu çekmesini de rica ediyorum. Buğday ve tarım seferberliği ile ilgili bir şeyler, birkaç kelam etmesini rica ediyorum. Böyle bir misyon üstlendi çünkü. Kenevir videosu çekti. Milyon izletti. Çok başarılı. Harikaydı. Evet. Buğday için de aynı tarım seferberliği konusunda böyle bir biz de kampanya başlatalım. Biz de buna ağırlık veriyoruz çekimlerimize. Yapacağım zaten. Mustafa Yılmaz kanalında onunla ilgili hazırlıklarım var. Eyvallah. Memduh Bayraktaroğlu. Memduh dede. Tonton Memduh dedem. Çok istedim izlemeyi. Birkaç kez denedim. Fakat dinleyemiyorum. Çünkü az evvel Murat Muratoğlu için ne söylediysem hız konusunda tam tersi Memduh dedem için geçerli. Çok tatlı ama aşırı muhalif. Anlatıyor fakat o kadar yavaş ve bezdiriyor beni. Yani inan tahammül edemiyorum o yavaşlığa. Yoksa Memduh hocama tabii ki tahammül edebilirsin ama hani zaman biraz hızlı bir zaman. O yüzden ben o hıza, o yavaşlığa maalesef gelemiyorum. Şimdiki gençler öyle hiç gelemiyor. Bazen diyorlar ya abi 1.5x'e aldım diyor, videoyu öyle izliyorum diyor. Aa, ben onu denedim. Videolarımı 1.25, 1.50'de falan izleyince inanılmaz keyifli. Evet. Ama biraz takip etmesi zor. Güzel i̇şte belki de belli bir IQ seviyesinin üstünde mi olmak gerekiyor acaba? Hızlıya alışmak için. Olabilir. Ama dediğim gibi Memduh hocamın maalesef hiçbir videosunu izlemedim. Biraz yavaş, aşırı yavaş. Evet. O yüzden bir şey diyemiyorum ama tatlı, sevdiğim bir insan kendisi. Evet. Şimdi sırada çok özel bir isim var.
Allah. Biliyorum ben kimin soracağını yani. Gel bak. Dolar 12 lira olacak diyorum. Selçuk geçer diyorsun evet. Yani. Dolar 12 Selçuk. Dolar 12 Selçuk. Yani inan hiçbir videosunu izlemiyorum. Vallahi de billahi de hiçbir videosunu izlemiyorum. Ne yaptı bilmiyorum. En son bir video çektik, bir cevap aldık, bir video daha çektik ve kapatacağım demiştim. Kapattım o konuyu. Hiçbir videosunu izlemiyorum. İzlemek istesen de bulamazsın, siliyor çünkü. Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Bana işte videolarını siliyor diye bir yorum geldi. Sadece oradan biliyorum onu. Ama bir analiz yapmanı istiyorum. Analizi yapayım şöyle. Ekonomik bilgisi çok yüksek değil. Benden daha iyidir. Onu söyleyeyim. Benden daha çok söyleyecek şeyi var. Onları. Fakat yaptığı iş bence hoş değil. Yani onu da takip edebilirsiniz. Onu da izlemeyin diyemem. Ama şu gözle izleme. Yani eğer muhalefet mastürbasyonu yapmak istiyorsan aç izle abi, çok eğlendirir. Evet. Yani topla, tüfekle, kazmayla, kürekle muhalefet, ne yaparsam yapayım muhalefet konuşayım ya da muhalefet dinleyeyim diyen bir adamsan, muhalefet mastürbasyonu yapacaksan aç dinle abi. Yılbaşında dolar 12 olacak diyordu. Biz de olmayacak diyordu. Hala bekliyoruz. Olmadı. Olacak ama hangi yılbaşında? Yani o yüzden çok uzun konuşulmaya değmez. Ben takip etmiyorum. Çok acayip muhalefet kelimeleri duymak isteyenler kendisini takip edebilirler. Peki. Yolu açık olsun diye. Evet. Bir tane ben anlatayım. Sen sormadan ben anlatayım. Burak Aslan. Şu ana kadar anlattığım bütün ekonomistler temel analiz üzerine videolar çekiyor ve anlatıyor. Teknik analiz üzerine söyleyeceğim tek isim Burak Aslan. YouTube aracılığıyla tanıştık kendisiyle. Yakışıklı, sevimli, sempatik, akıllı, bilimsel, düzenli bir şekilde YouTube'a içerik çeken, teknik analizleri yapan, paylaşan, genellikle isabetli sonuçlar doğuran. Ya dediğim gibi YouTube aracılığıyla tanıştık. Biz yola ilk çıktığımızda bizi tavsiye eden arkadaşım. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir videomuza denk gelip bizden hoşlandığı için kanalında bizi tavsiye eden Burak Aslan. Hatırlıyorum şimdi, evet. Ne güzel ben, ya. Ben mesela o gün tanıdım kendisini. Dedim ya ben teknik analizcileri takip etmem diye. Ama onu takip etmeye başladım. Bir de yani teknik analizde bakayım ne diyor falan. Dolar şu seviyenin altı, şu seviyenin üstü falan diye düzenli videolar tabii çıkıyor. Ara sıra canlı yayınlar yapıyor. Giriyorum, yazışıyoruz. Şu pandemi salgını bitince sözü var. Burada mangal yapıp ayran içeceğiz. İnşallah. İnşallah. Mangal ayran demişken Murat Muratoğlu'na geri döneyim. O da mangalı ayranı sever. Evet. Ya tabii eğlenceli alemci abimiz. Pandemi bitiyor ya. Mayıs ayında tüm organizasyonlar kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Kağıt üstünde bitiyor değil mi? Göreceğiz. Yani önemli olan kağıt üstü zaten. Evet. Birisi bitti dedi mi altta imzayı çaktı mı biter o pandemi ya. Müzisyen bir arkadaşım var. Teklifler başlamış. Mayıs ayında kurumsal şirketlerin organizasyonları, akşam yemekleri, eğlenceleri Mayıs ayında. Şimdi o dün şeyi çektik ya, turizm ekonomisine giriş gibi bir video çektik ya. Pandemi salgınını turizm için bitti gibi göstermeye çalışacaklar. Öyle istiyorlar ya da öyle düşünüyor olabilirler diye bir video çektim ya. Gerçekten de haklıymışım. Ondan sonra bir sürü dona geldi. Birkaç enteresan bilgiye sahibim. Turizm ekonomisi videosunu acilen çekelim, evet, çıkalım. Tamam. Orada çünkü söylenecek çok enteresan şeyler var. Otelde çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da Mayıs ayında çağırabiliriz. Hazırlıklı olun demişler. Onun dışında bakanlık tarafında ya da ne diyeyim hükümet tarafında ya da yöneticiler tarafında diyeyim. Yöneticiler tarafında bir hazırlık var. Bir kriterler dahilinde yeni bir belge hazırlığı var. Bir de bir araştıralım bakalım. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da durum ne olacak, bizde ne olacak? Evet. Onları anlatalım. Oraya geçeriz. Tamam. Tamam mıyız? Var mı aklında başka bir isim daha? Takip ettiklerim, gerçi son dönemde az takip ediyor olsam da son olarak anlatacağım Mert Yılmaz. Norsiyem zamanlarından bilirim. Kendisiyle tanışıklığımız yoktur. Az çok bilirim ama. Aynı finans sektöründe olduğumuz için. Güzel bir insan. İyi bir insan yani. Ortadan yürüyeyim gibi bir şeyle yola çıktı. Videolarda ne şiş yansın ne kebap. Yani çok eleştirel olmayayım. İnsanları da halkı da paniğe sevk ettirmeyecek şeyler söyleyeyim.
daha biraz böyle suyuna gideyim evet. hükümetin, suyuna gideyim yöneticilerin, çok göze batmayayım, evet. arada gideyim kanalıyla yola çıktı. Fakat o işin biraz dozunu kaçırdı. Şimdi televizyonda ATV'de A Haber'de ne seyrediyorsan internette de Mert Yılmaz ATV A Haber oldu noktasına geldik. O yüzden çok uzun zamandır izlemiyorum. Yani izleyenlerin de bu gözle izlemesini tavsiye yandaş ederim. Yandaş bir yorum. Yani yandaş değil ama bütün yorumlar neredeyse oraya gidiyor. Ben de kullanmaya başladım. Yani o yüzden pek izleyin diye öneremeyeceğim kendisini. Ne canım? Onu da seveni vardır belki. Vardır muhakkak canım. Ha ben fikrimi söylüyorum. Evet. Ben öneremeyim. Ben önermem. Çünkü genellikle söylediklerinin tersi çıkıyor. Yani böyle evet maalesef öyle bir durum var. Bu da güzel bir bilgi. Yani onun, yani onun için o kadar uğraşmana gerek yok. Yani bir şeyin doğru olup olmadığını check edip kontrol etmek için az evvel söylediğim A ile başlayan haber kanalları var ya. Evet. Aç bak orada ne söylüyorlarsa öyle değildir. Güzel bir güzel. Turnusol kağıdı gibi anladın mı? Evet. Bu videonun sonunda bir de vefa borcumu yerine getireyim. Yaşar hocam, rahmetli Yaşar Erdinç hocama tekrar buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Çok erken kaybettik. Birlikte çalışma şansımız oldu. Mükemmel bir insandı. Çok kalbi temiz. Çok işine hakim. Bilimsel. Düzgün. Kimseyi kırmaz. Beni de çok severdi. Kısa bir dönem birlikte çalıştık ama. Severdik birbirimizi yani. Evet. Çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin. O da YouTube'a içerik çekiyordu ara sıra. Eğer hayatta olsaydı muhtemelen şu dönemde çok daha yoğun bir şekilde evet. YouTube'a yönelebilirdi diye düşünüyorum. O yüzden geçen gün aklıma geldi. Burada da fırsat bulmuşken söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Yaşar Allah hocam. Herkese vefatından sonra bir de böyle anılmayı nasip etsin. Aa, gördün mü? Bak ne adam geriye ne bıraktı gördün evet. mü? Çok kısa bir dönem birlikte çalıştık. Belki tanışıklığımız çok az. Çok sevdik birbirimizi. Ben onu çok sevdim. O da beni sevdi diye düşünüyorum. Bir gün elinde bir kağıtla geldi. Bana hafıza zeka testi benzeri bir şey yaptı. Şirkette otururken. Ondan sonra bayağı sevdi beni. Artık ne gördüyse. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Şeyi anlatmak ister misin çok kısa? Yanlışlıkla İstanbul'a gidişimizi Atilla Hoca ile tanışmak için. Onu şey olarak saklıyorum. Onu başka bir yere saklayalım. Bu hikaye çünkü yani burada kendimize güldürmeyelim. Yani. Tamam. Atilla hocam senin yüzünden ne hallere düştük bir bilsen. Bir bilsen. Çok teşekkür ediyoruz dostlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Özgür hocama da hayırlı olsun der misin lütfen? Senin kalbin temiz şeyin tutar. Nasıl? Özgür hocama da hayırlı olsun. Yolun açık olsun der misin? Özgür hocam yolun açık olsun. İnşallah milyonlara ulaşırsın. Şu anda ne oldu biliyor musun? Öyle birine yolu açık olsun diyoruz ki. Şey gibi mi oldu yoksa? Tarkan yeni bir çocuk şarkı çıkartmış. Bravo. Tarkan diye bir çocuk çıkmış. Yani yolu açık olsun. Yani. Ya bizim haddimizde değil tabii ki de. Yani gönlümüzden geçen dua bu yani. Niye canım? Bizim dua etmeye hakkımız yok var mu? Var tabii canım. Evet. Özgür hocam tekrar evet. hayırlı olsun. Ben YouTube'daki boşluğu. Şöyle. Mesleğinde çok zirvede, çok üst düzey bir insan olabilir ama YouTube mecrasında ben başarılar diliyorum kendisine. Orada da olacağına emin olabilirsin. İnşallah. Çünkü inşallah. Çok çok naif, çok güzel, çok beyefendi. Ne bileyim ya ne desem. Tarkan diye bir çocuk çıkmış. Çok iyiymiş. Dostlar, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlu günler.